Sevgili sektör mensupları, İstanbul Uluslararası Ev Tekstil Fuarı'nın ikinci gününden hepinize tekrar merhabalar. Nakış Metal'in katkıları ile fuarımızı adım adım turluyoruz ve şu anki durağımız Günflex Perde'nin standı. Günflex ismini hepiniz duymuşsunuzdur. Hatta alışveriş yapanlarınız da vardır mutlaka. Aa, bizim firmamız diyenler de vardır mutlaka. Efendim, amacımız Günflex perdeyi şöyle bir tanımak ve bu fuara hangi güzel ürünlerle hazırlanmışlar, fuar öncesi aşamaları birer birer almak. Bu arada bir de Günflex müşterisi var ki efendim biraz sonra sizleri tanıştıracağım. 15 yıl boyunca aralıksız bu firmadan alışveriş yapmış bir meslektaşımız. Efendim, Günflex'in İthalat İhracat Müdürü, aynı zamanda bir aile bireyi Sayın Yonca Güvenç bizimle birlikte ve Çanakkale'li perdecimiz Can Perde'nin sahibi Sayın Gülümser Can bizimle birlikte. Önce hanımefendilere merhaba diyelim, sohbetimize kulak verin diye de rica edelim. Efendim, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba Emre Hanım. Ev sahibi olarak teşekkür ediyorum. Sizden başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte olduğunuz için bugün çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Nakış Metal'in katkıları ile fuarımızı adım adım turluyoruz. Hangi firmalar var? Hangileri ihracat yapıyor? Hangileri yurt içine satıyor? Ürünler neler? 2019 yılının İlk sezonunda koşacak, kulvarda koşacak ürünler hangileri? Bu merakları giderebilmek için biz Nakış Metal'le bir yola çıktık ve fuar haberlerini bu yılda her yıl olduğu gibi yapmaya karar verdik. Efendim, Günflex aile ferdisiniz. Evet. Önce sizi tanıyalım, sonra da Günflex'in özetini alalım. Söylediğiniz gibi ismim Yonca Güvenç, Günflex ailesinin bir aile ferdi olarak yaklaşık 12 yıldır ben de firmamız bünyesinde hizmet vermekteyim. Bölüm olarak ithalat ihracat bölümünde şu anda faaliyet gösteriyorum. Günflex perde çok köklü bir babadan oğula yadigar diyebileceğimiz 40 yılı aşkın süredir de mekanizmalı perde sektöründe hizmet veren bir firmamız. Mekanizmalı perde dediğimiz zaman bunun içerisinde store perde, zebra perde, ahşap jaluzi, alüminyum jaluzi ve aynı zamanda bu perdelerimizin motorlu sistem uygulamaları, plise perde, dikey perde, yani ve bunun yanı sıra çok geniş bir ürün yelpazemiz var. Katlamalı perdeler, kış bahçeleri, tavan perdesi diyebileceğimiz. Çünkü perde sektörü gerçekten çok hızlı bir şekilde hem teknolojik olarak hem de görsel olarak çok yeni ürünlerin aramıza katıldığı, sürekli kendini yenileyen bir devinim içerisinde olan bir sektör. Biz de bu trendleri birebir takip etmeye çalışıyoruz. Dünya ile olsun veya Türkiye içerisindeki tüm gelişimin takipçisiyiz. Evtex Fuarı'na da
yaklaşık 22 yıldır bilfiil katılım sağlıyoruz. Artık bizim için gerçekten bir Günflex geleneği oldu. Burada yurt içinde ve yurt dışındaki müşterilerimizle buluşup yeni trendleri konuşuyoruz. Aynı zamanda dünyada gelişen haberlerden de bilgi sahibi oluyoruz diyebilirim. İstanbul'da yeriniz Arnavutköy'de. Aynen. Ve bir üretim ağınız var. Aynı zamanda geniş de bir müşteri portföyünüz var. Evet. İhracat, ithalat ve iç pazar. Evet. Bu pazarlara değinelim sizinle birlikte. Evet, Günflex Perde öncelikle yurt içi pazara hitap eder bir şekilde faaliyetlerine başladı. Şu anda da hala çalışmalarımızın büyük bir çoğunluğu yurt içi piyasaya, yurt içi pazara hizmet ediyoruz. Ama bunun yanı sıra 4 yıldır da ihracat olarak da hizmet veriyoruz yurt dışı firmalarımıza. Ve gerçekten de çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Özellikle Türkiye üretimi veya Türk mallarına, gerçekten Türk kalitesine yurt dışı firmalarının da ilgisi çok büyük oldu. Çünkü gerçekten Günflex olarak bizim için hem ürün kalitesi, hem servis kalitesi, hızlı üretim ve müşteri memnuniyeti gerçekten çok ön planda. Yurt içi müşterilerimiz tabii ki bizim bel kemiğimiz. Çünkü Türkiye'yi biliyorsunuz, zaten tekstilde bir dünya devi Türkiye. Kumaşlar, yeni teknik tekstil dediğimiz, özellikle özel amaca yönelik işte ısı yalıtımı, ışık yalıtımı sağlayan kumaşlarda da gerçekten Türkiye çok önemli bir ülke. Dolayısıyla ihracatta da hızla ve emin adımlarla ilerliyoruz. Komşu ülkeler olsun, Avrupa'ya son derece büyük miktarlarda ürün ihraç ediyoruz. Ve hızla da ismimiz yayılmaya devam ediyor. Yurt içi pazarda da bayilik sistemiyle çalışıyoruz. Birçok uzun yıllardan beri çalıştığımız bayilerimiz var. Artık hem bir dostluğa dönmüş durumda bu ilişkimiz, bu iletişimimiz. Ve özel ölçü çalışıyoruz genellikle. Anadolu'nun her tarafından siparişler geliyor. Kartelalarımız bütün bayilerimize dağılmış durumda. Ve bu kartelalarımızdan renk seçerek ölçüleri bize gönderiyorlar. Biz de en güzel şekilde kalite kontrollerimizi tamamlayarak özel ölçüye göre sevkiyatlarımızı yapıyoruz. Şehir içi sevkiyatlarımız kendi araçlarımızla yapılıyor. Şehirler arası sevkiyatlarımız ise genellikle kargo firmaları aracılığıyla müşterilerimize ulaşıyor. İhracatlarımız da zaten ülkesine göre ihracatla, karayoluyla, havayoluyla gönderimlerimizi sağlıyoruz. Yonca Hanım, kalite müşteriyi doğurur, müşteri kaliteyi talep eder. Hatta o firmasını hiç bırakmak istemez. Ama firma da müşteriyi elinde tutabilmek için bazı çabalar gösterir. Tıpkı Günflex'in yaptığı gibi. Nedir bu çabalar? Her sezona yeni ürün çıkartmak, kaliteden ödün vermemek, yolunda istikrarlı ilerlemek. Zaten bunlar da kurumsallığı doğurur. Biz öyle de bir firmanın standı içerisindeyiz. Ama hep merak ederim. Tülde, Fonluk'ta veya diğer ev tekstil ayağında belli bir trend takip edilir. Mobilyalara bakılır, halılara bakılır, duvar kağıtlarına bakılır. Birçok unsur göz önünde bulundurulur. Peki storlarda, zebralarda, diğer mekanizmalı sistemlerde moda neye göre belirlenir? Şimdi bu gerçekten aslında tek bir kelimeyle veya cümleyle cevap verebileceğimiz bir şey değil. Çünkü hem zamana göre zevkler çok farklılaşıyor, hem bölgelere göre çok farklılaşıyor. Yani Anadolu'nun işte batısı, kuzeyi, Karadeniz veya güneyi veya Avrupa ülkeleri gerçekten çok farklı zevklere sahipler. Hatta zaman zaman bakıyorum, bir 20 yıl evvel stoklarımı aldığım renklere bakıyorum. Bir de şimdi bakıyorum, gerçekten çok büyük değişimler göstermiş. Ve şunu söyleyebilirim, moda tamamıyla aslında ev dekorasyonundaki trendlere göre belirleniyor. Eskiden daha karmaşık, daha işte
varaklı, oymalı, daha böyle klasik gözü yoran diyelim. Gözü yoran diyelim veya daha ağır mobilyalar tercih edilirken bugün artık ama gençlerimizde ama orta yaş seviyesi olsun daha sade, gözü yormayan, daha minimal mimari, iç mimari de tercih ediliyor. Dolayısıyla şirketlerde de baktığımız zaman hep daha düz renkler, daha pastel renklere gidildiğini görüyoruz. Dolayısıyla biz de bu değişen trendlere göre kendi koleksiyonlarımızı sürekli yeniliyoruz. Yani bu bazen seneden seneye de değişebiliyor. Bazen 2-3 senede bir değişik bir trend Amerika'dan, Avrupa'dan Türkiye'ye doğru geliyor. Daha çok aslında bizi yine bayilerimiz de yönlendiriyor. Onlar bizimle bilgi paylaşımında bulunuyorlar. Çünkü onlar bizden daha çok son kullanıcıya hitap ediyorlar. Dolayısıyla diyorlar ki mesela yeni kartelanızda işte şu desenler, şu renkler olsa daha iyi satışı olur. Veya Avrupa'ya gittiğimizde oradaki firmaların geri bildirimleri alıyoruz. Dolayısıyla aslında bizim modamız daha çok iç mimariyle, mimarlarla, mevruşatçılarımızla, perdecilerimizle, bayilerimizle belirleniyor. Onlar bizim rehberimiz oluyor. Evet. O zaman soralım mı? Çanakkale'li Can Perde tekstilin sahibi evet. Gülümser ablamıza böyle soyadı gibi bir candır kendisi. Yıllardır tanırız. Sizi yönlendiriyorlar mıymış, fikirlerini sunuyorlar mıymış, zaman zaman çocuklar işte bu olmamış, şöyle yapsaydınız diyor muymuş, fikirlerini burada sunabiliyor muymuş? Aile olmak böyle bir şeydir yani. Kesinlikle ve biz bundan besleniyoruz çünkü evet. Biz firma olarak sadece güzel yönler veya tam olan yönlerimizle değil, bizim göremediğimiz kısımları bize ayna tutmaları, zaman zaman tatlı eleştirilerle değiştirmemizi istedikleri yönleri de bize bildirdikleri zaman işte biz o zaman tam oluyoruz, tam partner oluyoruz. Evet. İzninizle Yonca Hanım, tabii. Gülümser ablamıza mikrofonu uzatalım. Değerli sektör mensupları, şimdi üreticiler vardır, toptancılar vardır, ara toptancılar vardır, tedarikçiler vardır. Ama bir de bu sektörün olmazsa olmazı can alıcı noktamız vardır ya, bel kemiğimiz, perakendecilerimiz vardır. Şimdi perakendecilerimiz varsa üreticilerimiz vardır. Gülümser ablacığım, uzun yıllar bu evet. sektöre perakendecilik ayağında hizmet veriyorsun. Evet. Rahmetli eşinin bıraktığı evet. o bayrağı dalgalandırmak evet. için var gücünle devam ediyorsun. Şimdi biz Gülümser Can'ı hatırlayalım, tanıyalım. Çanakkale'de ikamet ediyoruz. 27. senemiz sektörde. Ev tekstili ve tekstili ve perde konusunda çok kapsamlı çalışıyoruz. 3 tane mağazamız var. Müşterimize her zaman en iyiyi, en güzeli sunmaya çalışıyoruz. En yeniyi sunmaya çalışıyoruz. Müşterinin zevkine, bütçesine ve modaya uygun tasarımlar, konseptler yapmaya çalışıyoruz. Yani amacımız %100 müşteri memnuniyetini ilke ediniyoruz. Bu da bize tabii ki çok güzel geri dönüşüm sağlıyor ve güven sağlıyor. Bu güven zaten her şeyin önünde gelir. Güven kazanmak bu bizim için çok daha fazla bir mağazalar kazanmak. Çanakkale'nin nerelerinde? Üçü de Çanakkale'nin merkezinde. Üçü de Çanakkale merkezde, evet. Evet. Ve Gülümser abla, şimdi perakendeciler bel kemiğimiz dedim ama üretici firmalarımız da olmasa ne yapar bu perakendecilerimiz diye de eklemek istiyorum. Tabii ki hiçbir Bakınız, şey yapamaz. Evet. Günfleksizler için üretiyor. Günfleksizler evet. için evet. var. Sizler için bu platformda yerini aldı. Diyor ki Gülümser abla, Günflex ailesi olarak biz bunları ürettik. Hadi bakalım bir yemek pişirdik. Bu yemekten bir kaşık da sen al diyorlar. Evet. Ne diyorsun Gülümser biz, abla? Biz çok güzel çalışıyoruz. Çok ikimiz de aramızda güven çerçevesinde çalışıyoruz. Ürünlerini çok beğeniyorum. Zaten kalitede konuşmaya bile değmez. Çok çok kaliteli, evet. çok üst seviyede ürünler, çok üst seviyede konseptler sunuyorlar. Çalışanları, kendileri çok çok muhterem kişiler. Yani aileyiz artık. Peki Gülümser abla, bu sezonu yani geçtiğimiz sezonu Çanakkale'de nasıl geçirdin?
Türkiye genelde bir durağanlık vardı. Çanakkale'de de bu hissedildi mi? Bir perakendeci olarak en büyük sıkıntıların nelerdi? Tabii bu bir kriz dönemi atlattık genel olarak. Evet. Ama bunda tabii işini iyi yapan, işine sahip çıkan kişiler ayakta kaldı. Evet. Bundan sonra da yine daha iyiye ulaşmak için hepimiz beraber ülke olarak zaten çaba göstereceğiz. Daha güzel çalışacağız, daha iyi şeyler yapacağız. Daha dürüst, daha çok çalışarak önümüzü açacağız. Peki, Günflex ailesinden istediğin nelerdir? Nelere dikkat etsinler? Ne yapsınlar? Ya da bunun tam tersi, memnuniyetin varsa onları dile getirebilirsin. Evet, bu çocuklar öncü, çok güzel bir yol aldılar, gidiyorlar diyebilirsin. Ben mikrofonu tamamen sana bırakıyorum. Evet. Zaten yapılması gereken, bizim düşündüğümüzün çok çok üzerinde olan yenilikleri yapıyorlar zaten, bize sunuyorlar. Tedarikte, kalitede hiçbir problemimiz yok. Yani gerçekten 10 üzerinden 10 diyebilirim. Hani bir önerebileceğim hiçbir şey yok. Gerçekten her şeyin en iyisini düşünerek yapıyorlar zaten. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Beraber çalışmaktan da çok mutlu ve memnunuz yani. Gülümser abla, şimdi 3 tane mağaza işletmek kolay değil. Üçüne de sahip çıkmak, o 3 mağaza arasında mekik dokumak da kolay değil. En önemlisi de bütün bu işleri tek başına yapıyorsun kadronla birlikte. Şimdi tecrübeli bir ablamızsınız, tecrübeli bir ablamızsın. Ama Türkiye geneline şöyle bakıldığında bu işe, bu sektöre gönül verecek birçok genç kızımız, birçok delikanlı oğlumuz var. Evet. Tecrübeyle birlikte onlara neler söylemek istersin? Nelere dikkat etsinler? Ne yapsınlar? Bir iş seçiyorlarsa, bir meslek, ilk önce eğitimini alsınlar. Bu eğitim tabii ki hiçbir zaman sınırlı değil. Bu eğitimi, bu işte çalıştıkları sürece her zaman eğitime açık olacaklar. İstikrarlı olacaklar. Bu olmadı, ben bundan iyi kazanamadım, iyi dönüm alamadım diye vazgeçmeyecekler kesinlikle. İstikrar zaten birinci şart. Araştırmacı olacaklar. İşlerini çok geniş kapsamda araştıracaklar. İşlerini genişletmeye önem verecekler. Müşteriye son derece saygı duyacaklar. Para her zaman ikinci planda gelmeli. İşte de olsun, hayatta da öyle. Her zaman önce insan. Önce insan olarak bakarlarsa hem topluma, hem işlerine, hem çalışanlarına çok daha başarılı olurlar. Çalışanlar da ilk önce, çalışanlarını da ilk önce müşteri olarak kabul edip müşteri olarak onları memnun etmeleri şart. Ve Gülümser abla, senden bir ricam var. Şunu da demeni istiyorum. Yeni nesil, kaliteden ve yenilikten asla ayrılmayan Günflex gibi firmalarla çalışın der misin? Tabii ki. Yeni nesil, bu işe yeni başlayan veya devam etmekte olan Günflex gibi, Günflex'le ve Günflex ayarında düzgün firmalarla çalışırlarsa hiç zorluk çekmezler zaten. Başları ağrımaz. Müşterilerine güvenle ürünlerini sunabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Çanakkale'ye buradan kucak dolusu sevgilerimizi yolluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok saygılar, evet. Sevgiler. Sağ ol, var ol. Yonca Hanım, ne güzel bir müşteriniz var. Evet. Ne güzel bir dostunuz var. Çok güzel var. Şeyler duydum. Bütün dostlarınız, bütün müşterileriniz böyleyse sırtınız yere gelmez. Evet, yani biz gerçekten ticari ilişkilerimizi önce insanlık, insaniyet üzerine kurduk. Kendisinin de ifade ettiği gibi maddi değerler bizim için daha sonradan geldi. Ben Gülümser Hanım'ın öncelikle sözlerine çok teşekkür ediyorum. Bu sözler biz gençlere çok büyük motivasyon kaynağı. Bunu duydukça daha dört elle sarılmak istiyoruz mesleğimize. Ve her ne olursa olsun ülke olarak, her ülke gibi zaman zaman iyi günler, kötü günler muhakkak olacak. Ama biz böyle günlerde daha büyük şevkle, birlik olarak hem aile, önce çekirdek ailemiz, sonra Günflex ailemiz ve böyle güzel müşterilerimizle el ele vererek yolumuzda yılmadan devam ediyoruz. Kesinlikle. Şu anda 7000 metrekare kapalı alandayız. 80 personelimizle birlikte aylık 35.000 metrekare ile 50.000 metrekare arasında sezona göre mekanizmalı perde üretiyoruz. Ve bunu yaparken de çok büyük bir motivasyon ve şevkle çalışıyoruz. Daha iyisini nasıl yapabiliriz?
hangi bölümümüzü daha iyileştirebiliriz? Hep bunun düşünceleriyle hareket ediyoruz. Umuyoruz ki çok daha güzel işlere imza atacağız. Ve her zaman bizim için insanlık, önce müşteri memnuniyeti önde olacak. Daha sonradan öbür unsurlar gelecek. Çok çok teşekkür ediyorum güzel görüşleriniz için. Ve sizin tabii ki bizi dinlediğiniz, bize yer açtığınız için. Sözlerimi bitireceğim. Bitirmeden evvel şuna da değinmek istiyorum. Gençlere tavsiyeler verdi Gülümser Hanım. Ben de henüz kendimi genç ve öğrenme yolunda saydığım için çok güzel konulara değindi. Bizim de firma kurucumuz hem de babamız Akgün Bey, İsmail Akgün Güvenç. Gerçekten biz bu yolda daha başlangıç seviyesindeyken bize hiçbir zaman siz çok gençsiniz, bilmezsiniz, benim dediğim olacak tarzında bir yaklaşımla hiçbir zaman yaklaşmadı. Her zaman bizim hayallerimize değer verdi. Ne yapmak istiyorsak önümüzü açtı. Gençler her zaman çok tabii ki şevkli ve motivasyonlu olmalı. Ama bunun temeli de önümüzde gelen büyüklerin bizim yolumuzu açması. Aynı Gülümser Hanım gibi böyle ılımlı, böyle insanı motive edici yaklaşımlarda bulunması çok önemli. İnşallah uzun seneler ülkemize böyle hizmet ederiz. İnşallah. Babanıza da saygılar, çok sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Tüm Günflex ailesine sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sizlere de ayaklarınıza sağlık. İnşallah yine bir fuarda veya başka bir organizasyonda karşılaşırız. Çok İnşallah. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Değerli sektör mensupları, Nakış Metal'in katkıları ile Günflex'in standından seslendik sizlere. Efendim dilimizin döndüğünce Günflex'i anlatmaya çalıştık ve Günflex'in can dostlarını. Bakınız böyle sımsıkı tutunalım ve bu sektörde yol alalım üreticisiyle, toptancısıyla, ara toptancısıyla, tedarikçisiyle ve perakendecisiyle birbirimize ihtiyacımız var diyoruz. Nakış Metal'in katkılarıyla efendim bu güzel fuardan sizlere kareler yansıtmaya devam ediyoruz.